sonuçta eriyle birlikte, efesiyle birlikte düşmana karşı savaşıyor. Bir gün kör bir kurşunla gövdesini makbule ölüyor. Arkadaşları kanlı elbiseleriyle, elleriyle, kasaturalarıyla deşedikleri toprağa kanlı elbiseleriyle gömüyorlar. Halil Efe bunu duyuyor. Ellerini havaya kaldırıyor, bağırıyor. Bir gün diyor şehitlik bana da nasip olursa diyor, beni de Halil Efe'nin gövdesinin yanına gömün diyor. Ama bir yaz vakti başka bir dağda ölür Halil Efe. Fakat cesedi sıcaktan kokmaya başlar. Halil Efe'nin vasiyetini yerine getiremezler. Orada gömülür. İşte ruhları birleşmiştir. Onların ruhlarını burada anlatmaya çalıştım. Burada gövdesine makbule Halil Efe'nin hikayesini görüyorsunuz. Türk kadını aynı zamanda bir Amazon'dur. İyi ata biner, iyi ok atar. İşte en son Efelik Kurumu Atatürk'le birlikte bitmiştir. Son Efe'miz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bundan böyle Efelik silahla, giysiyle, bıçakla, kamayla değil, sanatla, edebiyatla, resim ile, renklerle, boyalarla yapılacaktır. Ve gençlerimiz bunu halk oyunlarıyla gösterecektir. Bugün sergimiz burada nihayet buldu. Herkese rengarenk sevgiler. Bizi davet ettiğiniz için İzmir Zeybek ekibi olarak kendinize, size şahsınıza teşekkür ederiz. Saygılar.